Dünyanın gözü Tunus'ta yaşananlara çevrildi. Mevcut başbakanın görevden alınması ve meclisin tüm yetkilerinin geçici olarak durdurulmasından sonra gelişmeler darbe olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Kays Said darbe olarak netelendirilmelerine anayasayı uyguladım diyerek yanıt verdi. Said ülkesinin önde gelen demokratik kitle örgütleri liderlerini Kartaca Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye dair video Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yayımlandı. Allah, Tunus Cumhurbaşkanı tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu darbe olarak nitelendirenlerden hukuk derslerini gözden geçirmelerini istedi tarihi bir sorumluluk aldım. Bu durumun darbeyle alakası olduğunu iddia eden hukuk derslerini gözden geçirsin. Biz darbeci değiliz ama Tunus devletinde kolay lokma yapmayacağız. Said darbe söylemlerine net bir dille karşı çıktı. Bazıları bunu nasıl darbe olarak görüyor şaşırıyorum. Ben hukuk okudum ve okuttum ve darbenin ne olduğunu biliyorum. Darbe meşruiyetin dışına çıkmaktır. Ben anayasayı uyguladım. Şartlar oluştu. Bu şartlar arasında usul şartları da vardı. Ve bunları yerine getirip başbakanı çağırdım ve onu bilgilendirdim. Meclis başkanına da telefon açtım. Ve 80. maddeye müracaat edeceğimi söyledim. Tek damla bile kan aksın istemiyorum. Ülkede bir kanun var ve bu kanun herkese uygulanır ülkedeki gelişmelere ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Amerika'da Beyaz Saray Sözcüsü Yan Pisaki basın toplantısında Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeli istedi. Pisaki, Tunus'ta yaşananların darbe olup olmadığı konusunda Beyaz Saray'ın henüz bir tespitte bulunmadığını ifade etti. Öte yandan Avrupa Birliği Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'de Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı. <laughs>